Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah. Bizler çok iyiyiz. Ben de şu aparatı çıkarttım. Bayat ekmeklerim vardı. Onları şöyle minik ekmeklerden vardı. 4-5 tane. Şöyle 2 dilim toz ekmeği var. Onları bayağı bir bayatladılar. Böyle makineden geçireceğim, böyle hazırlayıp buzluğa koyuyorum. Köftelik için hazır iyi oluyor. Bunları yapayım dedim, böyle hazır kalsın. Mutfağa girdim, bugün evleri süpürdük, süpürüyoruz daha doğrusu. Ömer'in yardımıyla, çocukların yardımıyla evleri bir süpürüyoruz, temizliyoruz. Ben de dedim mutfağa gireyim. Mutfağı daha süpürmeden dedim oğlum şunları bir yapacağım, yemeklerin, yiyeceklerin falan çöplerini falan ayıklayayım, temizleyeyim. Ondan sonra makineyi tutarız dedim. Lavabon falan hep dağınık. İlk öncelikle şu ekmekleri yapmak istedim. Böyle arkadaşlar, sabah çocukları kasaba gönderdim. Kıymayla kuşbaşı aldırdım. Dolabımda hiç kıyma kalmamış. Her zaman toptan alıyorum biliyorsunuz, söylüyordum ben ama kalmamış, hazıra hazine dayanmıyor. Onu gidip alıp geldiler. Ben de dedim elimde taze kıyma varken bir de elimde şey var. Şöyle reklam değil, çiğ köfte seti var. Onunla azıcık kıyma koyacağım. Esasında etsiz yazıyor. Ben yemeyeceğim. Bana çiğ et falan yasak. Çiğ köfte yasak. Etsiz aldım ama hani azıcık et koyacağım. Bulgurunu tutsun diye. Çiğ köfte yapacağım. İnşallah yoğuracağım. Elimde taze maydanozum da var. Sararmadan değerlendireyim dedim. Ama dediğim gibi sırasıyla gideceğim. Bakalım. Şimdi ilk önce ekmeklerimi yapayım. Güzel onları bir rondodan çekeyim. Hazır hale getireyim. Ekmeklerimi ufaladım. Onları ben bir içeri koyayım.
Bunun tüm malzemesini de hazırladım. Biber salçası, normal salça, paketin içinden de çıkıyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim deyip azıcık da çok az kıyma koydum. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Hep hani önce onu yoğurup onu yoğurmuyorum. Hepsini beraber yoğuruyorum ve dinlendiriyorum. Böyle güzelce şimdi yoğuracağım. Dediğim gibi paketin içinden şeyler çıkıyor. Baharatlar, ama ben yine de kendi baharatımızdan koydum. Bir de benim bu hafta aldığım biberler çok acıydı. Bakalım nasıl olacak. Biber salçası da koydum. Biraz da kendi bulgurumuzdan ilave ettim. Yalnız ben burada bunu yapamıyorum. İçeri geçeceğim. Salonda yoğurayım. Burası yüksek geliyor bana ve kollarımı ağrıtıyor. Ben içeri geçeyim, bitireyim. Karşınıza geleyim. Bitmiş bir halde. Evet arkadaşlar, buraya geldim. İki elimle beraber burada yoğurmaya devam edeceğim. Birazcık yoğurdum ama tuzu hiç yoktu. Tuz koymamıştım. Şu elimle hiç yapamıyorum. Ama tek elle de yapamıyorum. Mecbur çift el kullanıyorum. Bakalım, ha gayret olacak. Biz kadınlar neleri başardık. Ne annelerimiz var, ne kadınlarımız var. Çiğ köfteler, hem de kiloluk yoğuranlar. Bu ne ki? Onların parmaklarının ucunda kalır. Urfalılar özellikle, onların iç malzemesi daha zengin oluyor. Kollarda derman yok. Özeniyorum yapmaya ama kıvama gelecek ama. Macun gibi yapacağım ben bunu. Keşke şunun başına oturmadan kuşbaşı pişirecektim arkadaşlar bugün. Eti koysaydım, bir taşım kaynasaydı. Neyse. Dün ben yemeklerim var, yine kuru fasulye yapmıştım. Çorbam bitti, tavuk çorbası da yapmıştım yanına. Şimdi fasulye hiç yenilmedi dün. Fasulye ve pilavım var. Yanına da dedim et kavurayım. Mantarlı. Bugünkü menüde öyle olsun diye düşündüm. Böyle. Evet, bitirdim be. Bu kadar çıktı. Şimdi şuraya alayım. Güzel macun gibi yoğurdum onu iyice. İki elimle valla. Ellerimde derman kalmadı.
Şimdi bu videomu izleyen Urfalılar varsa şimdiden kusura bakmasınlar. Veya çiğ köfte daha iyi yoğuran birileri varsa izleyen kusura bakmasınlar. Çünkü hani biliyorum çiğ köfteyi doğru yapmadım. Ama elimden gelen bu. Hani burada birilerine muhtaç olmaktansa elimden geldiği kadar evdeki malzemelerle yapmaya çalışıyorum. O yüzden onu da söylemek istedim. Böyle ama güzel oldu. Her zaman da yaparım ama etsiz yapardım. Şimdi etli yaptım. Zaten eti de çok az koydum. Bir yemek kaşığı ya vardı ya yoktu. O da şeyi tutsun diye. Bulguru dağılmasın diye yaptım. Bu kadar çıktı. Şimdi marulu falan eksik. Marulu da İlknur'a aldırtıyorum. Böyle oldu. Rengi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok tuhaf gözüküyor, farkındayım. Burada daha mı farklı gözüküyor? Yok arkadaşlar, hep böyle gözüküyor ama rengi kırmızı arkadaşlar. Böyle açık renk değil. Rengi çok güzel. Bulaşıklarım dolu. Şimdi bunları yerleştireceğim, toplayacağım. İlk önce şunu bir kapatayım ağzını. Şimdi hemen etimi koyacağım. Et yani. Etimi dediğime bakmayın. Şunu hemen ben bir su çalkalayıp hemen ateşe koymam lazım. Çünkü saat cidden geç oluyor. Böyle minik minik kuşbaşı şeklinde hazır doğranmış. Hemen şöyle kıymalarımı da ayıracağım. Evet, hava soğuk burada. Bir şey olmaz ama hemen ayırıp buzluğa koymak istiyorum. Yoksa ortalığı toparlayamayacağım. Çok dağıldı. Elimle alayım. Ne kadar uğraşıyorum ki. Şunların paketlerini aldım. Kapatıyorum. Burada dana kıyma 5,50 idi arkadaşlar. Karışık değil. Ama 6,50 oldu. Eğer yanılmıyorsam 6,50 olacak. 7 değil. Ya 7 ya 6,50 kilosu. Şunu da yemeklik şeklinde koyayım. Azar azar. Acele acele yapıyorum. Bunu da dolmalara falan, patates yemeğine, taze fasulyeye iyi oluyor. Ayırıyorum. Bir kıymayı da komple alacağım. Küçük. Şey için. Hani sulu köfte ya da bilmiyorum bir şeyler yapmak için. Bu da bitti. Şimdi bunu da toparlayayım. Yavaş yavaş mutfağım toparlanıyor. Arkadaşlar et kaynıyor. Hemen şöyle bir bakayım ona. Altını kısıyorum. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Evet. Bunlar temiz.
Oh, çöp. Evet, bunları elde yıkayacağım. Şimdi makineye girecekleri ayırayım. Oy, makinede dolu. Makine dolu ama yapacak bir şey yok. Temiz değiller bir de. Yıkanacak. Hafif birkaç yeri boş. Hemen dolduralım. Şunu alayım. Burada bir sürü bardak sığar. Evet, bu evde bardak çok çıkıyor. Tabaklardan çok bardak. Arkadaşlar, ömür gidiyor, ömür. Böyle koşuşturmayla ömür gidiyor. Başka hiçbir şey değil. Benim gibi böyle acele iş yapan var mı? Bir oraya bir buraya yetiştirmeye çalışıyorum. Herhalde yıkanacağım. Herhalde yıkanacaklar da bir sürüymüş. Ay, etim taşıyor. İyi ki görmüşüm, yoksa çok pis kokuyor kaçtığımı. Herhalde yıkanacak. Tamam. Evde ifnur da yok arkadaşlar. İfnur olsa aksi gibi o da yok. Etim de taşıyor. Heh. Bu bugün nasıl bir video oldu hiç bilmiyorum. Oradan oraya atlıyorum. Tamam. İlk öncelikle ben bir makineyi çalıştıracağım. Hemen sabununu koyayım. Arkadaşlar, çekiyor mu kamera hiç bilmiyorum. Parlatıcı da atayım. Şimdi çalıştıralım. Evet, suyunu aldı. Ben şimdi buraları temizleyeyim.
Evet, şimdi hemen 1 kilo undan, ekmeğim yok arkadaşlar, bayatladı demiştim videonun başında. Ekmeklerimi makineden geçirdim. Bir de bugün et olduğu için böyle 1 kilo undan böyle küçük küçük bazlamalar yapacağım. Şöyle yarım pakette. Hayır, kurumaya koydum. İlknur, o kıymaları düz bir şekilde koy kızım. Çok az sıvı yağ koydum. Yeteri kadar tuz. Ve bismillahirrahmanirrahim deyip yoğuracağım. Şöyle pizza tavasında pişireceğim. Küçük küçük yapıp. Bir de etim de kaynadı, et de kaynadı, söndürdüm. Zaten bir taşın köpüğünü alıyorum ben etin. Ondan sonra mantar temizleyeyim. Bir paket mantar vardı. Mantarı kavuracağım eti. Öyle yani. Şimdi su dökmek istemiyorum. Böylece toparlayacağım. Tamam, suyu yeterli. Hafif de yumuşak. Ben şimdi bunu güzelce toparlayayım. İlknur, şuradan da örttün mü camı? Arkadaşlar, güzelce kabardı hamurum. Şöyle aldım. Şuraya ortasına bir delik açayım. Şimdi bunları eşit parçalara bölüp valla bazlama mı yapsam ne yapsam ben de bilemedim. Küçük küçük yufkalar mı yapayım yoksa İlknur? Ha? Ne yapayım? Yufka neydi? Yufka neydi? Hani dürüm gibi. Ya. Ya ya. Bazlama yapmayayım mı? Hayır. İkisini yap. Allah'ım ya. Çiğ köfteliğe gider. Çiğ köfteyle mi? Ne oldu kızım? Hayır, ben konuş arkadaşa mesaj atıyordum ya. Hı. Sen de güldün ya. Arkadaşım diyor ki ne ağlıyor, bu nasıl bir gülme ya? Annem güldü deseydin. İlknur, bana pizza tavasını getir, öyle git. Bir dakika. Sinir. Getirdin mi pizza tavasını? Şimdi mi lazım? Hemen mi? Ha, getir. 10 dakika sonra hepsini olmaz mı? Tamam da sen gidiyorsun. 5 dakika. Ya da neyse. Ay kızım, ay. Getir, burada kalsın. Evet. Yaptım arkadaşlar. Bu kadar çıktı. Şimdi bunların üzerini güzelce örteyim. Üşümesinler.
Şöyle bir pizza tavam var arkadaşlar. Bunu taktım fişini. Şimdi şurada ufak ufak açıp inşallah pişireceğim. Şu sofra bezim de temiz. Bunun içine de pişenleri alırım. Şuraya koyayım. Dediğim gibi ufak ufak başlayayım ben. Ben böyle böyle bazlamalar yapayım dedim ama İlknur da böyle dürüm ekmek istedi. Gerçi bunlar yumuşak oluyor. Her halükarda biter yani. Güzel de olur. Esasında oklava kullanabilsem, şunu güzelce açsam, oklava kullanmayı beceremiyorum. Ama merdaneyle böyle inceltebiliyorum. Vallahi videomun içinde de söyledim arkadaşlar. Tam beceremeyebilirim ama kimseye de muhtaç değilim çok şükür. Kendim bildiğim kadar, becerebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bu da bence güzel bir şey. Çünkü uğraşı gösteriyorum. Emek veriyorum. Yapmaya çalışıyorum. Ekmeğimde bir tane pidem varmış. Şimdi dolapta gördüm. Ama yine bunu yapayım. Çocuklar belki içine et falan dürerler diye düşündüm. Hamuru da az yoğurdum bir kilodan. Hazır edeyim. Evet, biri pişti. Hemen şunun içine sarayım. Ay, arkadaşlar. Yalnız yapmak çok zor. Sanki artık birini mi istiyorum ben, yardım etsin bana. Pişsin. Şunu da örtüyeyim. Arkadaşlar balon balon pişmeye başladı. Güzel oluyor. Kabararak pişiyor. Zaten hemen alacağım. İnci çünkü ne canı var. Şöyle hemen diğerini de atayım. Bu da olsun. Bunlar pişsin, hemen eti de koyacağım ateşe. Zaten eti bir su kaynattım. Köpüğünü falan aldım. Mantarımı da soydum, temizledim. Bir tek kavuracağım. O kadar. Bugünkü menülerim böyle. Bugünkü mutfak terapi gibi geldi bana. Bir onu yaptım, bir onu.
Arkadaşlar ekmeklerimi pişirdim ben. Şimdi kızgın yağın içine mantarları da bıraktım. Güzelce şimdi bunları kavuracağım. Eti de burada kaynatmıştım. Şöyle kırpıyor falan yok. Ne çayı? Elman. Hangisi? Bu mu? En arkada mı? Oldu. Şöyle sardım onları güzelce. Arkadaşlar böyle yumuşak yumuşak oldular. Şöyle sıcacık daha dumanı üzerinde. Şimdi ben alayım. Bu ekmekler açıldıysa atsana kısım. Şu bayağı bir büyük kalmış. Şurada sağını çarptık. Demir dedim. Bıçak var mı? Aroma versin diye sarımsakları da doğrayacağım. Ay belki bir kaymaksız geçe al süzülsün sofrayı da kur yavaş yavaş. Domates vereyim mi? Domates keseceğim mi? Etin yanına yemeyeyim ama. Şimdi azıcık çorban vardı. Aleyküm selam, geldin mi? Ben geldim. Hoş geldin. Ne yaptın? Aynen be ya. Bunu yaptım aslında. Aynen bunu yaptım işte. Kavuruyorum. Şurada azıcık kalıplı odası vardı. Onu koydum. Kuru fasulyeyi öyle koyun. Herkes bana tabağına. Bana soğuk koy. Herkes tabağına alsın kuru fasulyeyi. Sıkmayacağım. Buna kırmızı toz biber atayım mı? Evet. Evet. Hı? Bak. Bilmiyorum acaba kavun mu? Çocuklar yiyebilir mi? Dur bunun üstüne atayım. Hadi atayım. Makineyi yeni boşalttım ama. Ama? Tabii ki yine de. Yine de makine için bulaşıklar çıkıyor. Bu ne? Bu attığın soslar İbo tuzlu mu? Tuz atayım mı? Az mı koydum, fazla atmadı. O zaman biraz tuz koyayım, hiç yok. Çok bu ne? O ne? Tavanı. Tavan. Et tavası kısım. Aynen. Fasulyeyi öyle koyalım içeri. Şu köfteyi hemen götür. İpnur gelirken iceberg de aldı arkadaşlar. Şöyle marul aldı. Etim de kavruluyor. Ekmeklerim de hazır. Yemeklerim de hazır.
Bir tek Hüseyin kaldı. Hüseyin'i bekliyoruz şu an. Şimdi gelir zaten o da. Arkadaşlar bugünlük benim videom buraya kadar olsun. Çünkü yemeklerimi, her şeyimi yaptım. Sizlerle de paylaştım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer ki öyleyse videomu beğenmeyi, yeni rastladıysanız abone olmayı unutmayalım ücretsiz bir şekilde. Bir de vaktimiz var ise videom hakkında yorum bırakırsanız kanalım için inşallah iyi olur. Böyle arkadaşlar videomu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.